Selamlar sevgili arkadaşlar. Benim için en mutlu günlerden bir tanesi yeni bilgisayar günü. Ekibimiz yanımızda. Hoş geldiniz. Bu masada 100 bin liradan fazla bilgisayar parçası var. İşlemciden RAM'e, ekran kartından anakarta. Hepsini beraber montajlayacağız. Ne biliyorsam size anlatacağım. Eski bilgisayarla yeni bilgisayarın FPS testi karşılaştırmasını yapacağız. Dünyanın en güçlü ekran kartı, dünyanın en güçlü oyun işlemcisi. İkisini birleştiriyoruz ve ülkenin en iyi makinesini yapıyoruz. Hoş geldiniz. Teknik olarak eski bilgisayarını hızlandırıyorsun diye. Evet, upgrade videosu da denebilir buna bir nebze. Çok güzel olacak. 100 bin like gelirse 2022 için özel ayarlarla bilgisayar hızlandırma videosu da bu videodan sonra geliyor. Peki AMD ayarları geliyor mu bu sefer? AMD ayarları da geliyor. Geçen sefer yapmamıştık onu. Haydi başlayalım. Çok hızlı, akıcı ve güzel bir video olacak. Öncelikle bilgisayarın beynini takıyoruz. Intel 12900K. En iyi oyun işlemcisi. Burada çok fazla dikkat edilmesi gereken şey var. En hassas konulardan bir tanesi işlemciyi takmak. Buradaki pinlerden bir tanesini ezerseniz çalışmıyor makina. Şöyle sol altında evrim gösterebilirsen bir tane kare var. O kareyi şu köşeye denk getireceğiz sol alta. Titremesin çok... eller. Evet, biraz ellerim titriyor benim. Tehlikeli bir işlem yapıyoruz şu an. Bozulabilir bile yani. Gerçekten sonuçlarını bilmiyorum. Bıraktım. Kontrol ettim sağa sola. Şunu indiriyorum. Mandalı çekiyorum burada. Biraz güç uyguluyoruz. Bayağı gergin. Ve bu yukarıdan bastırıyor. İşlemcimizi şu an taktık. İşlemcinin çekirdek sayısı ve saat hızı ne kadar yüksekse o kadar başarılı oluyor. Özellikle bizim son dönemde oynadığımız rekabetçi oyunlarda işlemci çok önemli bir bileşen. Eskiden mesela ekran kartı çok daha önemliydi. İşte PUBG'de FPS'i ekran kartı etkiliyor ama Valorant gibi bir oyunda işlemci de çok önemli. Benim ekran kartım ikisinde de 3090'dı ama bugün çok güzel bir deney yapacağız. En çok farklılık yaratacak parça da işlemci iki bilgisayar arasında aslında. 12900K'ya terfi etmiş oldum. Şimdi önceki işlemcim de overclockluydu. Ben overclock'u aşırı hız hastası olduğum için çok seviyorum. Çok yüksek performans almayı. O 5 GHz overclock olmuştu. Bu 5.4 GHz overclock oldu. Yani çok şaşırtıcı olacak sonuçlar arkadaşlar hepimiz için. Öyle tahmin ediyorum. Devam edelim. Atıyam bilgisayarı RAM coşturur. Şimdi 2.4'e takmamız lazım slotları dual çalışması için öncelikli olarak arkadaşlar. 1.3 var, 2.4 var. Bir de tam oturtmak ve doğru yere takmak çok önemli. Yoksa kırılır. Kırılınca da hiçbir işe yaramaz. Bilgisayar aslında RAM'in üzerinde çalışıyor diyebiliriz. Yani GTA'daki haritanın yüklenmesinden tutun Google Chrome'daki sayfaların açılmasına kadar her şey bu minnoşlarla birlikte mümkün oluyor. 5600 MHz. DDR5 RAM'lerimiz var arkadaşlar burada. Bunu kullanacağım için çok heyecanlıyım yani. Hele minnoş minnoş. Şimdi depolama birimimizi takacağız. Elimde harika bir M.2 SSD var. Şöyle sokalım. Saniyede 7 GB okuma yazma hızı var arkadaşlar bunun. Yani oyunların hızlı açılmasını sağlıyor. Haritaların gene RAM'le beraber hızlı yüklenmesini sağlıyor. Bilgisayarın hızlı açılmasını sağlıyor. Ve çok küçük yani gerçekten çok az yer kaplıyor. Eski hard diskleri hatırlıyorum böyle C durum gibiydi. SSD'ler gene daha kocamandı. Bu direkt PCI Express'ten bağlandığı için anakarta çok hızlı bir okuma yazma hızı var kendisinin. Kapağını da takalım boşta kalmasın. Şöyle bir yerleştirelim güzelce. Testleri sabırsızlıkla bekliyorum Diren. Ne olacak acaba ya? Vallahi abi. Tamam sıkıntı yok. Bu vida fazlaymış. Evet, ustanın iyisi vidayı arttırırmış. Çok da sıkılamamak lazım. Geldik zurnanın zort dediği yere. İşlemci takmakla beraber en tehlikeli olaylardan bir tanesi de anakartın montajı, kasaya düzgün bir şekilde yerleştirilmesi. Burada gördüğünüz herhangi bir pin ezilirse düzgün çalışmaya dikkatim dağıtmadı lan ya. Kanka Allah aşkına. Bir dakika şunu ben şuraya bir koyayım da kasanın içine düşürmeden. Şöyle bir şey var elimizde bu arada. Bunu gösterdi niye oldu? Ölçeyim seni Diren. Ölç abi beni. 30,5 derece mesela. Bir yanım daha gelsin. Alnımı ölçeyim. Buna da böyle şey bileşenlerin 33'müş. Elimize bakalım bir de. Düzgünce anlatmaya çalışıyorum da trollüyorlar her zaman olduğu gibi. Bir şeylerin çok sıcak olup olmadığına bakılıyor yani. Şimdi bunu çok düzgün tutmak lazım. Şurada bir tane vida var. Bunu da göstereyim arkadaşlar size. Diğer vidalardan farklı vida yuvası hatta. Bu tam oturuyor karta. Oturduğu zaman yerleştirip sıkılayabiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir yere değerse şu aşağıdaki taraflar Zortingen Strize oluyor. Dikkat Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et. Alp bir dur lan. Heyecan yapıyorsun. Kanka. Ah. Aa ne oldu? Alp'in sesi. Benim yani? Çok da hızlı ve güzel bir şekilde yaptım. Al abi geçmiş olsun. Ya sen nesin ya? Vallahi eskiden beri toplarız kardeşim. Çok zaman olmuştu ben özlemişim. Şimdi bu arada anakarttan çok bahsedemedim ama şurada mesela normalde bir anakartın sıcaklığını gösteren bir birim var. Herhangi bir hata kodu da burada çıkabiliyor. Atıyorum 3B gibi bir kod da çıkabiliyor bir şekilde çalışmıyorsa. İşlemcimizi zaten taktık. RAM'leri yerleştirdik. M2'mizi taktık. Artık sıra işlemci macununu buraya kusursuz güzel yüzeye sürmekte. Sonra da sıvı soğutucumuzu takacağız. Çiçek şaklabanın suratını da çek ya.
Macuna geçmeden önce anakartın 9 tane vidası var. Onları vida alacağız. Az önce bir tane vidam düşmüştü anakartın içine. Şimdi babamızın tornavidaları ya da tornavida setlerinde işte manyetik olabiliyor bir tarafı ve vidayı tutuyor. Burada tutmuyor tabii. Şöyle göstereyim yani. Bunun için bir tane aparat var. Kablolar düştü, sıkıntı yok. Kutuplaştırıyor ve manyetizma ile beraber şimdi bu şeyi... Tornavidayı. Çok biraz... yalan bir şeye benziyor. Evet evet. Yani, çalışacak. Şöyle yapıyorsunuz bir süre. Şimdi mesela gördüğünüz gibi. Dur bir daha görelim. Büyücü. Evet büyücüyüm. Hıpnotist gibi bir şey var içinde. Manyetizma ile kutusu alıştırıyor. Manyetik ve... değil de manyetik oldu öyle mi? Evet. Lan nasıl şovsun ha. Ya seviyorum böyle şeyleri. Ve mesela şöyle göstereyim. Demagnetize var burada. O da o özelliği manyetik... geri mi alıyor? Evet özelliği geri alıyor. Şu an kemançalar gibi oldu ama. Yani ufak bir şov arkadaşlar bu da sizin için. Şimdi çekmeyecek mi? Dene bakın. Evet çekmez. Bence çekecek. Çekmiyor bak. Aa. Çok az çektim. Biraz daha yapayım. Biraz daha yapsan çekmeyecek. Tamam ya bu arada şey yani şey çok önemli Evrim. Hakikaten çok fonksiyonel. Çünkü ben bu vidayı küçük parmaklarımla tutup böyle çevirip oraya yerleştirmeye çalışırken bunun ucunda takılı olsa çok daha rahat oluyor. Araya düşse sıkıntı. Evet. Hadi yani o zaman. Şu an kalmadı öyle bir özelliği. Bir daha yapıyorum. 9 vidamız var demiştim dediğim bunları gibi. Bunları sıkarken var mı dikkat etmemiz gereken şey? Abi çeviriyorsun ama durduğu anda zorlamak yok. İlki bak oturdu. Hiç çevirmiyorum daha fazla gördün mü? Hızlı hızlı yapalım hemen. Son vidamızda kazasız belasız sıkıladık. İşin en zor kısımları geçti. Ben şu an rahatım. Şimdi kabloları takacağız. Güç kablolarını arkadaşlar. Mesela bu anakartın güç kablosu işte 24 pin. Bu canavar işlemcimizin güç kablosu. Bunu zaten 24 tane de burada var. Bunu canavar 3090'ımıza takacağız. Burada da mesela bilgisayarın power'ına basıyoruz, reset'e basıyoruz. İşte fanların RGB kablosu var. Şu renkli olanlar mesela ses kablosu. Anakartın içinde de bir ses kartı olduğu için. Ondan sonra kablolar böyle hadi takalım. Şunları birbirine geçirelim. Çok kolay giriyor bak. Bu arada canavar gibi anakart kıpırdamıyor bile yerinden onu göstereyim. Abi şöyle de. Sağlam oldu he. Bunu zaten sonra takacağız. CPU'ları da takıverelim. Kameranı çeksen de ben de görsem. Abi dur buradan da görüyorum azıcık. Görmeden takıyorum şu anda. Sağlıklı bir hareket değil. Çok özlemişim ama ya. Böyle Lego yapar gibi hissediyorum şu anda. Ah be eski güzel günler. Allah hepinize nasip etsin inşallah ya. Ben çekemeyeceğim diye sana çekiş açısı da bırakmaya çalışıyorum. Bir taraftan kendim de görmeye çalışıyorum. Şu an ne gördüğümü falan ben de ne çektiğimi göremiyorum zaten. Işık ışık. Tamam buralı hızlandır ya. Ya buralar biraz karambol abi. Gene biraz zorlardan bir tanesi. Tam dik takmak lazım pinleri ezmemek için. Şu tırnak buraya gelecek. Pinler bayağı ufak görünmüyor bile. Kamerayı ben biraz çekeyim mi? Sen onu tak gösteririz ya. Abi işte çok düzgün yapmak lazım bunu ya. Yani kasanın içini çekmek biraz zor oluyor gerçekten. Ya bu hakikaten... Ufak şeyler ya arkadaşlar. Çok düzgün taktım ama helal. Yani gerildim. Daha kolay mesela. O USB gibi olmuyorsa diğer tarafını. Olur. Tık. Bitti. Belim yamuldu ya. Sıvı soğutucunun montajına şimdi geçebiliriz. Arka bir plakamız var. Önce onu takacağım. Şöyle çevireyim Evrim senin için bunu. Oo. Bunları böyle hazırlıyoruz. Çünkü buraya montajı yaptıktan sonra çok ağır bir parça cuk diye buraya oturması lazım. Bunlara el vidası da deniyor. Böyle çok daha pratik oluyor bu şekilde. Tam girdiğinden emin olalım. Kasanın içi böyle distopik bir şehir gibi görünüyor. Evet ya kanka hani o böyle 2300'lü yıllardaki gökdelenler falan gibi şunlar. Evet. Şu an benim gözümde. Bak şimdi sıvı soğutucu harekete bak. İki parmak alayım abi. İki parmağa kablo veriyorum. Dur oğlum kameraya. Yavaş gel ya. Dur. Çek. Şimdi oradan kablolar. Allah. Çekerim ya. Çekerim de takılmasın bak bir yere kablo kanka. Bence lap diye çek. Kanka lap diye çekilmez bak. Çek. Ramlere memlere. Çek. Çek. Çekiyorum bak sana güveniyorum. Yavaş yavaş artık kabloyu çek. Dur tam sakin. Sakin çek şimdi kabloları tek tek. Çekiyorum kanka da. Aman bak. Çek kanka sakin. Pinlere takılmasın. Tek bir kablo daha var. Aldım. Tamam şimdi benim bunu sokmam lazım. Nasıl yapacaksın? Kanka baba çapraz sokacaksın. Dur tamam. Tamam geldi. Bu o kadar fit ki yani biraz ittirmeyle ya, falan giriyor şey değil mi? Ya sıfıra sıfır yapmışlar yani. Şimdi senin için geri sayım başladı kolum ağrıyor çabuk. Abartma istersen şaka. Ya. Şaka. Evet. Ya lütfen vida sokabileceğim bir yere haline getirebilir misin? Dur ben ayarlayayım. Tamam bekle. Tamam kıpırdama. Aa çok acı. Bu arada umarım neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir arkadaşlar. Intro falan da yapamadım bu videoya ama. Yani oyuncağımı görünce böyle öyle bir heveslendim ki. Bırakmam. Hayır lan bir tane köşe yap. Ha, saçmalamayın ya. Şimdi dur tabii sıralı yapmak lazım. Biraz da şuradan yapalım. Şu kası görüyor musun? Ne deniyor ona? Et parçası deniyor. dur özür dilerim kanka. Neyi tuttuğunu unuttum. Ben yani, bırakıyorum artık. Aynen bunu engelleyeceğim. Reme doğru bırakıyorum ben bunu. Hayır. Ne yapıyorsun ya? Oğlum elleme. Kanka ne yapıyorsun?
Allah Allah. Ya, çocuk düşecek hali aklı ermiyor. Kasa topu. Ya hadi. Zor kısımlar bitti. Birazdan FPS testleri yapacağız. Kafayı yemek üzereyim. Çok heyecanlıyım yani o konuda. Macunumuzu süreceğiz sonunda işlemciye. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Bunu az sıkmak gerekiyor. Bu çok önemli bir bileşen bu arada. Ben X taktiği yapacağım. Bir sürü taktiği var. 5 nokta taktiği falan var. Şöyle sürüyorsunuz. Sonra biraz da bir kartla yayacağım. Yaymasanız da olur. Bu macun işlemciyle sıvı soğutucu arasındaki, şu yüzey arasındaki ısı iletiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bazı laptoplar falan sonradan performansı bozuluyor derler ya da masa üstlerine. Macun yenilemek gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir yılda bir macunun yenilenmesi gerekiyor. Yoksa işlemci ısınıyor. Isıyı alamıyor soğutucu. Şöyle kartla biraz yayalım. Ah saçıma geldi. Pardon. Sıkıntı yok. Ben yaydım kanka sen benim kafama çarpınca da. Bu arada biz burada görüntü güzel olsun diye lacivert mi bunun rengi? Lacivert bir şey kullandık ama statik elektrik olabiliyor arkadaşlar. Siz dikkat edin yani. Ekipmanlara zarar vermesin. Şey mi diyorsun? Şunu adı aklıma gelmedi ya kanka onun. Örtü. Battaniye. Battaniye de yaptım. Yani müthiş düzgün olmak zorunda değil. Dışarıya taşmasın. Tamamdır. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu yerleştirelim bakalım. Şimdi vidalarımızı takacağız. Sıvı soğutma bayağı havalı bir şey ya. Çok havalı ya kanka. Ya içeride sıvıyı sürekli döndürüyor. Şey gibi ya, kalorifer nasıl ısıtıyorsa sıcak su içinden geçtikçe. Bunda da. O vidalar da böyle bir özel yani yaylı yapmış. Çok güzel yani. Yaylı bir vida. Amortisör gibi düşünelim şu yayları. Baktım böyle bir santim falan oynuyor oynamıyor. Öyle vidaları söyleyeyim. Çevirip sıkıladıkça o yaylar sayesinde de bastıracak. Elle yaptım. Göremiyoruz zaten orayı. Sen hızlıca tamam. Tak. Yeni bilgisayarın montajı neredeyse bitiyor. Şimdi en baba, en büyük, en sağlam parçayı takıyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz kart 60-70K şu an. Oh. Evet, fena. Dünyanın en güçlü ekran kartı oyunlar için. Oha tık diye taktım biliyor musun Evrim? Bakayım. Bak. Vay be. Vallahi kaç yıllık ekran kartı. Kartla yolunu biliyor ama. Kart yolunu biliyor ya. Kart gibi kart be. Vidalarını takıyorsun. Orada bir şey yok zaten. Herkes bir kere yapmıştır herhalde. Vida takma işini mi? Kasası olan herkes onları... Ben hep oynuyordum onlarla. Kolay mı? Inventus'ta işe gireceğim gidip. Vallahi bak. Bu arada Ertuğ abiye, sevgili Abdullah'a çok teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı. Onlar parçaları seçtiler benim için. Neyimiz kaldı? Güç. Kablolama kaldı. Şunları da takalım. Ha bir de birbirine geçiyor onu unutmamak lazım şöyle. Ha lan elektrik çok gelecek ya. Kabloluyoruz. Haydi bakalım. Veriyoruz coşkuyu. Bakıyoruz FPS'lere. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Kanalı bir takip edin arkadaşlar. Artık son noktaya geldik be beyler bayanlar. En zevkli kısımlardan biri. İşin coşkusu. İşin şakşukası artık bu. Şöyle. Ya kablolar temiz, düzenli, güzel olunca insan ayrı bir keyif alıyor bu işten. Aynı zamanda içeri tarafta hava akışı için, sağlıklı hava akışı için de önemli, düzgün bir kablolama. Bof. Bence gayet hoş duruyor yani şu anda. Çok iyi. Kapağı takalım. Biz bu arada ekipçe değişik bir şey gördük. Basit bir teknoloji gene. Eski kapı menteşe mantığı. Şöyle geçiyor hemen. Mıknatıslı ve bu kadar. Böyle kapı gibi açılıp kapanıyor arkadaşlar. Çok çok şey. Güzel ya. Geliyor. O an geliyor. Yeni bilgisayar. Ay çok güzel bir şey. Sesine bak ya. Bak. Abi çok iyi. Of. Bak şöyle. Abi remleri çok hızlı çalabileceğim artık. Ay içeriye de sök. Süper. İçeriye de sökelim hadi. Drone sesini duyalım. Konuşmayın da. Yes be. Süper oldu. Bir kapat bakayım kanka. Kanka çok güzel kapanıyor. Çok havalı ya. Bu mu yani? Şu artık bir çalışsın ya. Şunun bir renklerini renklerini. Abi baksana ya. Dolap gibi ya. Çok iyi. Minnoş. Her şey çok güzel oldu. Anlamadan çalar. Son bir şey oldu. Bu arada soft close. Tabi tabi. Önce eski bilgisayar mı? Evet. Bir görelim. Go. Üzünlü bir an benim için çünkü milyonlarca oyuncuyu öldürdüm, bilgisayarımla artık vedalaşma zamanı. 3090'ı çıkartacağımız için bu bilgisayarda da diğer oyunlardaki FPS'lere bir bakalım dedim. CSGO ile başladık. Şöyle görüntü ayarlarını da göstereyim size. Her şey 16x'te, 8x'te ve en yüksekte bir benchmark yapacağız. Hadi başlayalım. Atölyeden benchmark haritasına geldim. Başlatalım bakalım. Birebir aynı şeyleri gösteriyor. Aynı smoke'ları atıyor, aynı flash'lar patlıyor. Tamamen eşit bir karşılaştırma yapabilmek için. İkisinde de 3090 olacak. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. Daha stabil yani değil mi bu? Diğer bilgisayara takınca da aynısı olacak. Birebir aynı şeyleri görüyorsun. Yani normalde nasıl yapılıyor? Yapalım. Aha start yazıyor. Start bastım. Let's go. Ha kendi yürüyecek zaten şimdi. Half-Life gibi ha. Evet Half-Life'ın treni geldi aklıma Evrim. Anılar. 900.
600. Neler neler olacak şimdi. Burayı biraz hızlandırırız arkadaşlar. Zamanınıza çok değer veriyoruz. Hızlı hızlı geçelim uzun yerlere. Çünkü bir sürü oyunda test yapacağız. Daha GTA var, Valorant var. Ben şöyle şey yapayım, tak tak çekerim ya. Dursun. Tamam, hızlandır istersen burayı, sen bilirsin. Test bitti şu anda. Average frame rate, ortalama 496.06 çıktı. En yüksek ayarlarda. En yüksek, ultranın ultrasında arkadaşlar. Böyle bir FPS alıyor eski makine. Şimdi gelin bakalım 3090'dan yeni makine kaç alacak. Eski makine de can kurban bu arada. Valo? Valo, let's go Valo. Şimdi size Valorant uzmanı getirdim bir tane. Eski emekli sporcu, İtalya Almanya'dan geldi. Özel... Zor! Evet. Ya belki, neden FF'de yok diyenler için arkadaşlar. Bu nasıl bir oyuna girdin ya? Abi adam vallahi Cross da vuruyor yani. Aha. Abi de vuruyor. Vuruyor abi adam. Konu değişti de neyse, Valorant'taki FPS'yi görün istedim arkadaşlar. Kaç alıyor? Valorant'ta 300 sabit alıyoruz. 300 plus alıyor şu an. Aynen. 350. 5'e 5 ne maçı bu? Rekabetçi gibi ama rekabetçi, evet, olmayan. Vereceğiz. Oo, yine vurdu. Oo, adam böyle makine. Cross falan da yerde yalnız. Kurosu'yu renk değiştiriyor. Oo! Bak lan, 3 vurdu. Of! Dörde yok mu belası? Grafik ayarlarına da bakalım bu arada. Bakalım abi. Gösterelim. Görüntüde şu anda 1920 full'deyiz. Grafik kalitesinde de 4x orta. Böyle olmasının sebebi ne Berk? Yani böyle kullanılıyor diye ayarlar mı? Evet, en iyi performans bu şekilde veriyor. Düşe aldığınızda darboğaz yapabiliyor. Yüksekte fazla zorluyor gereksiz. Doku kalitesi, ayrıntı kalitesi bunların ortada olması gerekiyor. Onun haricindekiler de düşük de. Tamam babiş. Hadi GTA o zaman. Let's go, bir yer bir vuruş deneyeceğim sadece. Buyur, bir saniye kanka. Ara yok ki. Amına koyayım, oyun bitti. Hadi GTA o zaman. Hadi GTA'ya geçelim. Şimdi çok saçma bir şey yapıyoruz. 4K Ultra'nın ultrasında GTA deneyeceğiz. DirectX 11. Şöyle göstereyim. Very high Ultra 8X. Of. Ve benchmark testini başlattım. Burayı ışınlar evrimsin için arkadaşlar. Sonuçlara bakarsınız ondan sonra. Direkt kıyaslayabilin diye. Ben biliyorum kaç çıktın. Videodan önce çektik de yani. Siz bakın gene de. 120 çıkacak. Adam aynı sistemle yapmış kanka bende. Tamam. Kanka Ultra'da 50 FPS, 40 FPS falan alıyor adam. Kardeşim onlar işte overclock yapmıyor. 390. Daha bu eski makinemiz ya. Canım bebeğim. Of. Bu buradan böyle yardıracak 3 dakika. GTA'da tepeden bakacak, uçakla gidecek falan filan. Bu her şey. Ya benchmark'ın ne olduğunu da bari çok hızlı bir anlat koyarız. Yani benchmark olabilecek her şeyi gördüğünüz bir test. Global bir kriter. Birçok oyun için benchmark testi var. Böyle açıyorsunuz. Herkes makineniz kaç FPS veriyor? Aynı sahne olduğu için direkt kıyaslanabiliyor yani. Gece gündüz her şey. Eski makinem gidiyor ya. Dertliyim ben bu sıralar. Bu arada YouTube videosunu özel hiç göstermedim. Şu wallpaper'ımı da göstereyim arkadaşlar. Uber'ler, Semiralar, Young'lar, Female takımı, ana takımımız, PUBG Mobile takımımız. Melih kardeşim de ben. Şimdi test sonuçları geldi. Şöyle göstereyim ben size. Bayağı muazzam bence yani 4K çözünürlükte Ultra'nın ultrasında. Onu oynayacak insan yok abi. Evet yani. Yani şurası avaraj kısmı. Benchmark'ı bu şekilde veriyor arkadaşlar. Orada biz işte girişi izliyorduk. 40-50 alıyordu adam buradan. 44 falan çıkardı şurayı yani. İşte ya, işlemciyi iyi kullanmak çok önemli. Hep söylüyorum. Şimdi biz çok değişik bir deney yapacağız. Hadi yeni bilgisayara geçiyoruz. Aynı ekran kartı ve dünyanın en iyi işlemcisiyle. Let's go bakalım ne gelecek. Bunu hakikaten bilmiyorum şu anda bu arada. Çok heyecanlıyım yani. Joff! Şimdi testi yapacağız. Yes. Ama ailemizin yeni üyesi Lucky'yi görmüş müydünüz arkadaşlar? Lucky, selam ver oğlum. Tam evine yanmayacak şimdi. Çok gerçek değil oyuncak. Onu başlattıralım. Şöyle ayarları göstereyim size. Evet. Ayarlar. Ayarlar bu şekilde. Ultra'nın ultrası, ebesinin nikahı yani normalde, böyle oynamıyor ama diğerine böyle yaptık diye. 16x'de falan 8x'de kimse oynamıyor ama Ultra'nın ultrasını deniyoruz şu anda. Geldim baba. FPS benchmark'a. Lucky başlasın. 400 bak, küsür bak, almıştık. Bak. Bakalım kaç gelecek. Bas bakayım. Aynı ekran kartı. Bassana lan. Bak, öyle basamıyor galiba biz bas. Bas hadi. ne diyor bunlar ya? Bassana. Bassana. Kızım. Bastı valla gözleriyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hazır mıyız? Allah. Aha. Başladı benchmark. Binle başladı. 1300 gördüm. Oğlum neler oluyor? 1300, 1400. Of. Biraz fazla değil mi ya bu FPS? Oha. Oha. Aynı şey ekran kartı ya. Yani. Alo. Ses. Nereden düştü? Tamam. Düşecek mi bu? Alev var. Helikopter geçiyor oğlum.
Small mumu helikoptere düşüyor. Şu ateş çek kardeş, ne kadar gerçekçi duruyor. Değil mi? Full ayarlarda olunca oyun. Hiç böyle görmedik kanka. Baş bak buraya ne oluyor? Bomba patlıyor. Bak buralarda falan. Tık. Bomba patladı. Aa, patladı o kadar. Bindi yine. Güzel ya. Smog'da düşerek ya. Smog'da. O kaderi bu. Smog'da bayağı düştü. 300'ü falan. Alkışlıyorlar. Çak çak çak. Şu an ekran oğlum, kartını alkışlıyor. Ekran kartını alkışlıyor. Valla ben de alkışlıyorum ya şu an. Oyunu, Allah aşkına. Ya zaten full yerlerde oynayan var mı bilmiyorum ben ama. Oğlum çok evet. Saçma bir şey geliyor evrim ya. Kanka. Smog'un içinden geçtik. 1300, 1600 gördü amına koyayım. Smog çıkışında direkt 1600 dedi ya. Kanka. 1600 falan neler oluyor abi. Fazla lan. Abi. Rekabetçi dedi hemen go. Deniyoruz, kafayı yiyeceğim ya. Avaraş kaç çıkacak acaba? Yüksek çıkar oğlum, bence. Oğlum yüksek çıkar. Var yani abi. Abdullah, İlmentus'a, Ertu abiye çok teşekkür ederim ya. Böyle bir şey. Bunları böyle iyi seçtikleri için. Bitiyor mu? Kafayı yiyeceğim ya. Ne oldu şimdi? Bitti. Oğlum. Kaç? 748. 748 beyler, göster şu kasayı ya. Aynı 3090'la. İşlemci değişti, RAM değişti. Yani geri kalan her şey değişti. Abi konuşamıyorum ya. Çok saçma değil mi abi? Ultra'nın ultrasında, dıdısının dıdısında. Ne diyorsun? Ne kaçtı bir önceki benchmark'ta? 490 mıydı? Evet, 490 mı? O zaman bir de rekabetçi. Bir şey diyeceğim, %25, %50 yükseldi diyebiliriz. Evet, tabii. Evet. 200 FPS'inde mi? %50 arttı abi. Kızım duyuyor musun? Artı 250 FPS yazdı üzerine. Bence lakin şu abi. Kızım duyuyor musun? %50 arttı. Dereceli geliyor muyuz? Dereceli. Gerçek ayarlarda rekabetçi de 5'e 5'te deniyoruz şu anda. Başlatıyorum abi. Yapıştır. Aslında. Let's go. Oğlum çok merak ediyorum acaba ya. Acaba ne olacak? Var ya, çıtayı böyle arşa taşıyacağız ya. Dur bakalım bulsun da. Bulunca geliyoruz. Kanka lobide bilmiyoruz. Basıyorum. Bas. Hareketlere bak işte bu. Let's go. Oğlum 3000 yazıyor. Ha öyle saçmalık amına koyayım. 4000 lira. 4000 ne ya? Çakamışsınız öyle işte. Çekemedim 4000. Ha lane muhabbet o. Dondu orada da onunla şey yani. Öyle bir dünyada makine yok. Gerçi bunun gibi de çok az vardı. Kanka. Kanka. Kanka 1100 diyor. Oğlum 1100 diyor. Ama bu şey küçük harita. Dur burası küçük. Daha az olur. Oha. Oo güzel. Oha. Oğlum kendisi vuruyor. Hazır mıyız beyler? 3 2 1 Go! Let's go. Let's go. Ah Alişir şeyine çarptım. Yanlış söyledim. Ne oluyor? Başı. Aa 700 800 1000. Oo. Dayı. Bir de burası kalabalık yer. Tabii. Berk'cim şu FPS'in hakkını verir misin bir tane? Abi veriyorum oğlum, şimdi. Daha ne olsun ya? Ben biraz Berk'in tepesindeyim, rahatsız ediyorum ama. Berk'in tepe oldu şu an. Biz lower'dan açıldın. Go. Çok gittiler ya amire, o yüzden gitmedim. Oğlum 900 olmuyor. Lan. Kanka 900. Of. Of fight. Vur bari ya. Of. Hadi. Berk, evet. Vuramadım oğlum, ya. Oğlum kanka 700-800. Bence biz göreceğimizi gördük ama. Yani ya. Baba. Göreceğimizi gördük. Baba vala. 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 Go. Çok iyi olmuş ya. Adamlar. Of. Kızım vala. Geç. Geç. Sen oynuyorsun şimdi. Sen oynuyorsun. Hadi Sky. Hır. Oğlum ay bana anlamadım. Oğlum niye valoya geçmiyorsunuz? Hadi. Yani CSGO'da. CSGO'da. 500... 499 mu çıkmıştı ortalama? %50 arttı. 750 oldu galiba ortalama. Evet, değil mi? Benchmark'ta ben, evet. Valla heyecandan yani o Ultra HD Benchmark'ta öyle aldık. Valo broken bir oyun. Evet. %50 artmaz diye düşünüyorum. Ya 450-600 arası vermesi lazım %50 arttıysa. Valla 450, 500 versin bayram ederim öyle söyleyeyim. 550 iddialı. Şu tarafını doldurabilirsiniz. Ver 3.000 lira lan. Oha! Oha! Kanka! Oha! Oğlum 550, 600! 600! Oha! Hadi oha. Lan! Kanka! Ya abi, bitti bitti bu iş. Kapandı bu defter. Oğlum! Kanka! Eyvallah! Berk! Harbi ömürlük bir insanmış. Berk kapış ya. Kapış ya. Ya. Berk! 3 evet dediler. 3 mü abi? 3 dediler. 3 vurur Berk bu oyun. Bunda şu an kill alınmadı. Bir daha yap elini. Berk bilgisayarın bekaretini bozacaksın. Abi bozuyorum, hazır mısın? Boz hadi! Hadi Berk. Vurdan bir tane. Şort gelmezse vurdum. Gelmedi. Abi iki adam kaldı, ikisini de benim vurmam lazım. Bence vuramayacağım. Go-Prent. Biraz zor. Go-Prent. Risk oynaman lazım. Berk çok iyi lan. Döndüm bile vurdum. Kanka var ya 500 ortalama alıyor ya. Alıyor abi. Nerede oğlum bunlar? 600 lira falan da çıkıyor. Ana! Oooo! Hadi lan! Geliyor 1000. Hayır! 1000 lira var! Hayır! Kaybetmedim. Ulan çok yakındı be. Abi ya. Abi ya. Abi ömür bilgisayarım oldu ya. Bunu parmaklarımla topladım. Dur daha bitmedi. GTA. GTA. Let's go.
Yeter. Allah! Ne oldu? Işık kapattım. Benchmark yeter. Lan elektrikler gitti sandım kanka. Kafam yani güzel gibi şu an benim heyecanım. Hemen takıyoruz, ışık geri geliyor. Abi çok mutluyum ya. Hadi GTA. Let's go abi. Hadi GTA. Ya bir elde sen ne olur. Geldi mi? İşin kaldı burada kes. Sadece izle kanka da kes. Ay! 3 vurur lan. Söyle söyle. Bana da koy 3. 3 vur 1000. Nasıl? Ben herkese koyuyorum. Bana vurdu da. Ha bunun üzerine 3 koyacaksın. Evet evet bunun üstüne 3. Bak şarjör dolduruyor. Abi bir şey olmaz. Sus sus sus. Nasıl sus sus? Benim 3. günümle anırdınız. Ya çek şu kamera önünden. Nerede bu piç? Abi vursan artık neye bekliyorsun? Oğlum. Abi senin 3 gitti herhalde abi. Gitmez. 2 adam kaldı. Aha. Hayırlı olsun 2 adam da sen vur. Cantu yaparsın. Sıklama yokmuş ki Scroll'da. 1 kaldı. Abi. Ya kanka ya. Hadi be. Hadi GTA o zaman. GTA 5 Ultra 4K. Çözünürlük. Benchmark testi başladı. Niye böyle bir şey yaptın? Ne bileyim peki? Abi ya. Bununla değil şu an. Bu 3 dakika 4 dakika sürüyor. Biz kapanışımızı yapalım. Yani izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Parmaklarımla müthiş bir bilgisayar topladım ekibimle beraber. Çok eğlendik, çok mutluyum. Çünkü yani CS:GO'da Valo'da %50 fazla FPS veriyor aynı ekran kartıyla. GTA'da ne olacak bakalım. Yani mutlaka artacaktır. Ama 1,5 katına çıkar diye beklemiyorum. Zaten en kanser oyun GTA yani bence. Bakalım neler olacak. Ya o şeyle alakalı birçok rekabetçi oyun işlemciye bakıyor. CS:GO, Valorant gibi oyunlar. Biz işlemciyi değiştirdik. Ekran kartı aynı kaldı. İşlemci çok iyi olduğu için onları %50 etkiledi. Onu gözlemledik. Bakalım GTA'da ne olacak. Zaten GTA'da ayar yaparken şeyi de görüyorlar. Video memory hızlıcısı gösteriyor. Ayarları göstermedik. O zaten gözüküyordur. 4K Ultra'da arkadaşlar. Ha. Abi baksana oyuna. Siyah ekran yani. Abi takıldı herhalde. Kasaya bir tek. Geldi. 131 FPS gördüm. Biraz yüksek başladı. Sonuçları koyarız arkadaşlar. Koyarız değil, videoda gösteririz. Dur şimdi atlıyoruz oraya. Cum. Tamam. Evet aksiyonda sağ solu tararken 130. Güzel abi. Güzel güzel. Tanker patlayınca ne oluyor? Atlasın düşer bakalım. Herhalde orada da bir atla şeyler patlayacak. Tanker. 120. Daha 120. Şön abi şön. Gayet şön. 4K'da Ultra'da. Yani CS gibi 1,5 kat artmadı ama zaten beklediğimiz bir şey. Ekran kartıyla alakalı bir oyun. Evet. GTA. Ekran kartı aynı kaldı. Aynı zaten. Şey bakalım şuradan hemen benchmark'a. Hemen belgeler. Belgeler. Ay tertemiz bilgisayar. Rockstar Games. GTA. Benchmarks. Açtım. Evet abi. O 110'da 130 olmuş bak. 110'dan 130 çıkmış. 80'de 96 olmuş. Abi %20 abi. Falan. PES 3 hiç değişmiyor bu arada. %20 artmış ya. Evet. %15-20 falan. Tamam çok okey ya. GTA evet. için okey. Arkadaşlar çok sağ olun. Bizler gibi %50 olmuyor. Ekibime de teşekkür ederim. Vallahi biraz uzun sürdü videoyu çekmemiz ama. biraz uzun birazcık. Çok değil hani. Kendinize iyi bakın. Umarım neşelisinizdir, sağlıklısınızdır arkadaşlar. Yani çok konuşamadık YouTube'da, çok bir şey üretemedim ama. Yorum at. Bundan sonra bilgisayar hızlandırma videosu da gelecek bu arada. Like muhabbeti geyik yani. Gelsin gelmesin onu yapacağım zaten. Sözüm var size. Seviyorsunuz, öpüyorum hepinize. Evet, ben yeni evet. oyuncağımı aldım, çok mutluyum. İnşallah bir gün sizin de olur arkadaşlar. Sağ olun. Şu neydi ya? Oğlum kırılacak. Kısasını açıyor. Ama her an bir şeyler çanına girir. Bilir gibi. Oğlum çok iyi değil mi ya şu olay? Evrim. Buradan açıyorsun kanka. Evrim. Orayı aç. Önelen videoları da göstereceğim. Orayı aç, önelen videoları. Bizim hoodie'leri falan web sitesi de geliyor yakında. Çok kaliteli şapkalar falan da var. Arkası da var. Bayağı ne deniyor buna? Ya neyse. Süveter. Hayır, uydurun amına. Hayır lan, kadife. Kadife ve nubuk diye. Ah be, rahmetli. Rahmetli, hadi görüşürüz. Bir dakika. Lan. Hadi bay bay. Bye.